Henüz genel başkanlık koltuğuna oturamadı ama o oturmuş gibi Cumhurbaşkanı seçilmezsem kurultayı toplarım taahhütünü verdi. Noterden bir taahhütname imzaladım. Yani genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağımı, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedince CHP Genel Başkanlığı için çalışan Muharrem İnce'den ilginç bir çıkış geldi. Kendisini genel başkanlık koltuğunda hayal eden İnce, notere giderek taahhütname verdi. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda partiyi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürürüm dedi. İnce'nin taahhüdünü verirken kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. Zira İnce genel başkanlığı bırakma sözü vermedi. Sadece kurultayı toplama sözü verdi. Genel başkan kalabilmek için kendine açık bir kapı bıraktı. Koltuğa yapışmayacağımı, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim. Kendisiyle çelişen İnce taahhütname ile birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da mesaj gönderdi. Sayın Genel Başkanımıza da bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzde 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı da kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce'ye imza süreci de soruldu. Ben imzaların sorumlusu değilim. Peki İnce CHP Genel Başkanı seçilemezse daha sonra tekrar aday olacak mı? Öyle bir ihtimal görüyor musun? Yani kurultay toplanırsa öyle bir ihtimal görüyor musun? Ben görmüyorum.